Her yerde hazır ve nasıl şey olarak. Varsa biliyorum. Hakan varsa yok. Yok. 84 yıllık yaşamına gönüllülük ve örgütlülük adına birliktelik sürdürülürken BDM üyeliğinden esnaf odaları, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlarına, Türk Kızılayı'nın onursal başkanlığına uzanan başarıları ve takdirleri bize vasiyet olarak, miras olarak hayırlara anahtar, şerlere kilit olmayı bıraktı. Hayıra anahtar ol, şere kilit ol dedi. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi sular hep akıp geçti, kurudu, vakti geçti. Nice Hakan, nice Sultan tahtı bırakıp geçti. Dünya bir penceredir. Her bakan baktı geçti. O da böyle bakıp geçti. Evet, Cafer Türker bizim de kendimizle baş başa bırakıp geçerken iz bırakmayı kendisine görev bildi. Dedemizin, babamızın Çanakkale'mize bıraktığı bu izleri bugün bu sokağın açılışıyla ölümsüzleştiren saygıdeğer kent yöneticilerimize, değerli Çanakkale halkımıza kendimiz adına, Türk Aracısı adına bir borç, teşekkür etmeyi borç biliyor. Bu bağlamda en büyüğünden en küçüğümüze Türk ailesi olarak sizlere hizmet için babamızın, dedemizin yarattığı bu izi, Cafer Türker'in yani yarattığı bu izleri sürmek için çalışacağımıza, Çanakkale'mize hizmetli görev bileceğimize ve ondan becerebilirsek daha iyisini yapacağımıza buradan açıkça söz veriyoruz. Her köyünde hayır yapılan bu il, her köyünde, her köşesinde hayır olan şüheda diyarı bu il ne yapıyor? Tabii ki Türkiye rekorları kırıyor. Bağışçılarım orada çok değişikli olmak istemiyorlar. Kızılay'a durmadan bağışlarda bulunuyorlar ve biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Cafer abiye layık olmak için buraya ismi veren Sayın Belediye Başkanı'nın şahsına, bütün belediye mensuplarına ve Türker ailesine, hala bir gözlerin içine bakıyor Mustafa abi de öyle ruh ikizim diyor ama ruh ikizi de olsak Cafer abiye layık olamayız. Burada bulunan herkese iyi ki varsınız diyorum. Bu topraklarda hakikaten şühedaya layık olmak bu hizmetlerle olur. 150 yıldır bu milletin anası ağlıyor zaten. Artık ağlamanın yeri ve zamanı değil. Hep beraber güleceğiz, hizmet edeceğiz. Cafer Türkerler yetişeceğiz. Yetiştireceğiz, gayret edeceğiz. Başka da bu olmuyor. Cafer Türker'i ne kadar ansak yeridir. Cafer amcamız. O bizim Cafer amcamız idi. Çocukluğumuzdan beri tanırız. Daha sonra İşte belediye yerlere geldik, belediye müsteşarlıkları yaptık, belediye başkanlığı yaptık ama o hep Cafer amcaydı. Ama onu hep Kızılay'la özdeşleştirdik. Yani Cafer Türker dediğimiz zaman o lokantacılar odası başkanlığı, birlik başkanlıkları, Yalı Camii dernek başkanlıkları hatırlanmazdı. Cafer Türker derneğinde Kızılay hatırlanırdı. Onun için bu sokağın adı, dikkat ederseniz, Kızılay Cafer Türker Sokağı özellikle öyle yapıldı. Sadece onun Kızılay'a yapmış olduğu katkılar unutulmasın. Cafer Türker kimdir diye 50 sene sonra sorulduğunda onun Kızılay'ın bu kentte fahri, gönüllü katılımcısı, başkanı olduğunu unutmamamız için bu çok önemli. Ve çok iyi bir kent gönüllüsüydü. Çanakkale'li değildi. Çanakkale'ye dışarıdan gelmişti ama Çanakkale için çalıştı. Çanakkale'deki insanların esenliği için çalıştı. Örnek oldu ve iyi bir kent gönüllüsüydü. İyi bir sosyal insanlık için sosyal yaşamda katkı vermişti. Bu çok zor olur. Uzun yıllar, çok uzun yıllar bunu yaptı. Hepimize örnek olması gerekir. Her bir Çanakkale'li hemşerim kent gönüllüsü olarak bu topluma bir şeyler vermenin çabası içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Onun için kent gönüllülüğü çok önemli. İşte örneği Cafer Türker.
ve onun sayesinde şu anda Çanakkale Kızılay'ı rekor üstüne rekor kırıyor. Şu an bu gün itibariyle de onu anıyoruz, unutmuyoruz ve hepimiz bu kentin gelişmesi için, insanları için, toplum için bir şeyler yapmanın huzuruyla bir sokakta yer almayı hak etmeliyiz. Hak etti kendisi. Biz de belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber elbette ki ona bu şerefli anı sokağını diyorum artık ben ve biraz sonra açacağımız o sokak isimdeki tabelayı ortaya çıkardık. Değerli katılımcılar, sizlerin çok iyi tanıdığı ve sevdiği merhum Cafer Türkiye'nin ne kadar önemli hizmetler yaptığını biraz önceki konuşmalardan bizler de öğrenmiş olduk. Başta insanlığa hizmet amacıyla 27 yıl Kızılay Başkanlığı görevini yapmış. Bunun dışında başta gene belediye meclisi olmak üzere bir sürü sivil toplum kuruluşlarında görev almış değerli büyüğümüzü, belediye meclisi, belediye başkanımız da bu güzel hizmetlerinden dolayı isminin adının yaşaması için bu sokağa Kızılay Sokağı ismini vermişler. Bu da Ahde Vefa'nın güzel bir örneği oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İyilikler, güzellikler bizlere nasip eyle. Merhum Cafer amcamız gibi insanlara faydalı, yararlı, üretken insanlar olmayı bizlere de nasip eyle. Başkanım. Tam açarken bize durdunuz. Kırtası kravatı ve lacivert ceketi. Aynen. Kaldığı yerden devam. Artık biz gideriz buradan. 50 yıl sonra hanginiz kalacak burada? Programlarımızla devam ediyoruz değerli konuklar. Bu arada Kemalpaşa Mahallesi Muhtarlığı'nın ve Meclisi'nin de bir duyurusunu arz etmek istiyorum. Buna göre